Kuantum bilgisayarlar nedir? Arkadaşlar belki birçoğunuz bilgisayar işiyle uğraşıyor olabilir. Bilgisayar işiyle uğraşanlarınız muhtemelen kuantum bilgisayar terimini mutlak duymuştur. Şimdi bu videomda sizlere dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarları nedir ve nerede kullanılır sorularına yanıt vermeye çalışacağım. Acıktınız ve yemek hazırlamak için mutfağa girdiniz. Kafanızda yemek hazırlamak için bir algoritma var. İlkin ısıtıcı ile su ısıtacaksınız. Soğan doğrayacaksınız. Ardından havuç ve patates doğrayıp yemeğin öteki malzemelerini dolaptan çıkartıp yıkayacaksınız. Sonrasında her birini tencerede kaynatıp su ekleyeceksiniz. Burada söz edilen her şeyi sırasıyla yapacaksınız. Bu şekilde hazırlayacağınız bir yemeği bir saatte yaptığınızı varsayalım. Diğer taraftan mutfağa girer girmez 8 tane sizin kopyanızın meydana geldiğini hayal edin. Her bir kolonunuz ya da kopyanız aynı anda yemeği yapmak için gerekli algoritmanın bir kısmını gerçekleştirsin. Kısaca kendinizi eş zamanlı şekilde hem soğanı doğrayıp hem de malzemeleri yıkayan ve öteki tüm işlemleri aynı anda yerine getiren bir yapı gibi düşünün. Burada, bu durumda yemeği hazırlamanız sadece 3 dakika sürecektir. İlk verdiğimiz örnekteki tek başına ve sıralı bir düzenle yemek yapan kişinin çalışma şekli bir klasik bilgisayarı. İkinci örnekteki ise birçok kişi bir anda meydana getiren yani bir anda yapan kuantum bilgisayarlarının çalışma şeklini temsil etmektedir. Peki kuantum bilgisayarlar bu işi nasıl yaparlar? Klasik bilgisayarlar bit adı verilen data birimlerini kullanırlar. İşlemcideki moleküler boyuttaki yüz binlerce transistör devreden akım geçmesi ya da geçmemesi durumuna göre 0 ya da 1 sayılarından meydana gelen bit değerlerini meydana getirir. Bu bitler anakart, ekran kartı ya da ses kartı gibi farklı donanım birimlerinde işlenerek bizlere yazı, görüntü, fotoğraf, video ve ses çıktısı olarak iletilir. Her ne kadar bilgisayarınızda aynı anda hem müzik dinleyip hem internette gezinip hem de Word'de metin yazıyor olsanız da bilgisayarınız tüm bu işlemleri aynı anda değil sıraya sokarak gerçekleştirir. Bunu oldukça süratli yapmış olduğu için de bizler bunu aynı anda yapıyormuş gibi algılarız. Aslına bakarsak bilgisayarda elde ettiğiniz her çıktı sırayla işlenmiş sıfır ya da birlerden başka hiçbir şey değildir. Kuantum bilgisayarlarda bu durum çok farklıdır. Klasik bilgisayarlardaki bit dediğimiz birimlerin yerine kuantum bilgisayarlarda qubit adı verilen veri birimleri vardır. Bu qubitler sıradan bitlerin yapamadığı bir şeyleri yapabilirler. Kuabitler bitler gibi 0 ve 1 değerleri alabildikleri gibi 0 ve 1'i aynı anda da barındırabilirler. Kısacası qubit aynı anda hem 0 hem de 1 değerlerine sahip olabilir. Kavraması biraz zor olsa da bu durum kuantum fiziği sayesinde öğrendiğimiz atom altı parçacıkların karakteristik bir özelliğinin sonucudur. Zira yine kuantum fiziği sayesinde biliyoruz ki elektron gibi atom altı parçacıklar gözlenemedikleri zamanlarda birer olasılık dalgası biçiminde davranış göstererek birbirinden fazla farklı fiziksel durumlar olabilirler. Buna süperpozisyon adı verilir. Yani bir elektronun gözlenemediği sırada fiziksel durumu hakkında kati bir yargıda bulunamaz. Fakat elektron %15 olasılıkla burada, %33 olasılıkla şurada ya da %7 olasılıkla hızı şu, %45 olasılıkla hızı bu şekilde gibi çıkarımlarda bulunabilir. Kuantum bilgisayarların gücü sırrı burada gizlidir. Çünkü elektron gibi atom altı parçacıkların bu özelliği sayesinde birçok ihtimal ve senaryo aynı anda kuantum işlemcisi tarafından işlenebilir. Bu da klasik bilgisayarlarla karşılaştırma dahi yapılmayacağı bir işlem gücü anlamına gelir. Arkadaşlar biliyorum burada biraz terim olduğu için kafanız karışmış olabilir. Mecburen bu şekilde açıklamak durumundaydık bunu. Klasik bilgisayarlar 1 byte yani 8 bitlik veri ile 2 üssü 8 yani 256 tane farklı kombinasyon üretebilir. Ve bu kombinasyonlardan anlamlı veriler çıkarabilmek veya bir veri yığınından anlamlı bir şey elde etmek için 256 farklı kombinasyondan oluşan bu yığını tek tek sıradan geçirmek zorundadır.
Kuantum bilgisayarlar ise bu veri yığınına 256 farklı koldan aynı anda saldırabilir. Zira 256 farklı bit verisini aynı anda oluşturma kabiliyetine sahiptir. Arkadaşlar, buraya kadar hem terimsel hem de örnekleme şeklinde anlatmaya çalıştım size. Şimdi bu kuantum bilgisayarlara neden ihtiyaç var? Böyle bir soru oluşacak sizde. Normal bilgisayarlar yerine böyle bir teknolojinin geçilmesinin elbette bir nedeni var. Normal bilgisayarlar sahip olduğu teknoloji artık limitlerine ulaştı. Bunun nedeni bilgisayarların çalışma prensibinde yatıyor. Normal bilgisayarlar temelde transistör denen küçük elektron durdurculardan oluşur. Elektronlar geçerse 1, geçmezse 0 temelli bit adı verilen bilgileri oluştururlar. Günümüzde bir bilgisayarın daha iyi olabilmesi için transistör sayısının daha fazla olması gerekir. Fakat transistörler şu haliyle bir virüsün 1000'de 1 boyutunda biraz daha küçültürler ve elektronlar tarafından penetre edilirler ve elektronu durduramazlar. Dolayısıyla bitleri üretemezler ve veri işleyemezler. Artık bilgisayarların değişmesi gerekli arkadaşlar. Mantık kapısı yok. Yani normal bilgisayarlarda bitleri işledikten sonra transistörlerden farklı kombinasyonlarda oluşan mantık kapıları aracılığıyla veriler istediğiniz gibi işlenir. Mantık kapıları temelde bitlerin nasıl işleneceğini belirler veya hiç gibi 3 farklı mantık kapısının temelde yaptığı iş ile gelen elektron akışına göre, yani elektron akışını belirlemektedir. Örneğin gelen bit 0 ise cevap olarak 1 tepkisi verir. Tıpkı hesap makinesi gibi. Kuantum bilgisayarlarında ise bir mantık kapısı yoktur. Bunun yerine olasılık kapıları vardır. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Normal bilgisayarlar mantık kapısıyla devam ediyor. Kuantum bilgisayarlar olasılıklara göre hareket ediyor. Tabii ki bu da fazladan işlem yapma ve fazladan kapasite üretme gibi bir durum yaratabiliyor. Arkadaşlar, kısacası metafizikçilerin senelerdir iddia ettikleri bazı şeylerin bilimsel tespit ve açıklamaları yapılıyor sanki. İlgilenenler için bu kuantum bilgisayarların en meşhuru Google'da kullanılıyor. Bu bankamatik gibi olan dev bilgisayarların aslında ufak olan çipleri normalde kullandığınız en iyi bilgisayardan 100 milyon kat hızlıdır arkadaşlar. Peki bu kuantum bilgisayarlar günümüzde eğer evlere girdiği zaman hack işlemleri, yani bu hesaplarınızın çalınması, güvenliğinizin deşifre edilmesi vesaire işlemleri nasıl kolaylaşır, onu da söyleyelim arkadaşlar. Kubit kapasitesine bağlı olarak eğer şifrelemenin kapasitesi belirli ise 32 hane gibi, kırılma süresi eğer mantık aritmetik gibi işlemciyle gibi tanıtılırsa en karmaşık şifre bile nanosaniyelerle sınırlı kalabilir. Bu durumdan henüz korkmaya gerek yok arkadaşlar. Bu böyle bir durumda yeni bir şifreleme yöntemi de gelecektir. Kuantum bilgisayarlarının bu hız kapasitesi nedeniyle bir brute force, yani şifre denetme mantığı ile bu işlemi yaptığınızda nanosaniyelerde şifreniz kırılabilir şu anki teknolojiyle. Tabii ki eve girdiği zaman kuantum bilgisayarlar muhtemelen şu anki bilgisayarların şifrelemeleri gibi yapısı tamamen değişik bir şekilde olacaktır. Bir gün evlerimizde kullanmak dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.